İnan Üniversitesi'nde Kızılay dönemi bugün resmen başladı. Eski rektör Profesör Doktor Cemil Çelik görevi Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a devretti. Devir teslim töreni Senato toplantı salonunda gerçekleşti. Akademisyenlerin de katıldığı törende yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ı kızları Elif Ravza ile Erva Kızılay da yalnız bırakmadı. Görevi devreden rektör Cemil Çelik, 8 yıl bu üniversitenin üst yöneticisi olarak bir şeyler yapmaya gayret ettik, üniversiteyi bir yerlere getirdik. Bugün de yeni arkadaşımıza görevi yüzümüz ak, alnımız açık olarak teslim ediyoruz diyerek Kızılay'a kimyası düzgün bir üniversite bıraktığını belirterek, ben fiziği çok düzgün olan ancak kimyası olmayan bir üniversite teslim aldım, şimdi ise fiziği de düzgün, kimyası da düzgün, insanların gruplaşmadığı, klikleşmediği, bilim adamının, bilim ahlakının önde bulunduğu bir üniversiteyi sayın hocamıza teslim ediyorum dedi. Üniversitemizin yeni dönem rektörü sevgili kardeşim Sayın Kızılay, değerli meslektaşlarım, gerek üniversitenin benimle beraber yönetimini paylaşmış olan kardeşlerim ve gerekse yeni dönemde görevi paylaşacak olan kardeşlerim, bugün İnönü Üniversitesi 41. yılında 8 yıl rektörlüğünü yaptığım, kazasız belasız bugünlere kavuşturduğumuz üniversitenin bir rektörlük devir teslim töreninde hepimiz beraberiz. Öncelikle Sayın Kızılay'a, yeni rektörümüze başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Değerli arkadaşlar, sahiden İnönü Üniversitesi 41. yaşına girerken olgunluğa erişmiş, fiziki ve akademik altyapısını oluşturmuş ve Türkiye'de ve az da olsa dünyada tanınan bir üniversite hüviyetine kavuşmuştur. 8 yıl bu üniversitenin üst yöneticisi olarak bir şeyler yapmaya gayret ettik, bir yerlere getirdik. Bugün de yeni arkadaşımıza, yeni rektörümüze bu görevi teslim ediyoruz. Benden önceki üniversite rektörümüzden bu görevi teslim alırken şunu söylemiştim. Mahkeme kadıya mülk değil. Zamanı gelenler süresini tamamlayacak. Hayırla, şerefle, iftiharla görevini kendisinden sonra gelen arkadaşa tevdi edeceklerdir, bırakacaklardır. 8 yıl önce üniversiteyi teslim alırken Sayın o günkü rektörümüze demiştim ki, ben fiziği çok düzgün olan bir üniversite teslim aldım. Keşke kimyası da düzgün olan bir üniversite teslim alsaydım demiştim. Şimdi Sayın rektörümüzün huzurunda şunu söylüyorum. 8 yıl sonra fiziği de düzgün, kimyası da düzgün, insanların gruplaşmadığı, klikleşmediği, çok fazla travma yaşamamış bir üniversiteyi Sayın hocamıza teslim ediyorum. Çelik konuşmasının ardından yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a cübbesini giydirdi. İnan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay da üniversitemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında bir dünya üniversitesi yapacağımıza inanıyorum. Ancak 15 Temmuz ülkemizin bir beka meselesidir. Üniversitedeki bütün hedeflerimizin önüne geçmiştir. Dolayısıyla bu birinci önceliğimizdir ve bugünden itibaren yapılmış işlerle birlikte buna eğilip bütün mesaimizi ağırlıklı olarak önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde buna harcayacağız dedi. Bugün 41 yıllık üniversitemizin, İnönü Üniversitemizin rektörlük devir teslim törenindeyiz. Sayın rektörümüzü uğurluyoruz. Ben de vazifeye başlıyorum. Bu vesileyle öncelikle 41 yıl boyunca üniversitemizin kuruluşundan bugüne başta rektörler olmak üzere emeği geçen bütün hocalarımızın, bütün mensuplarımızın, personelimizin ve buradan başlayıp mezun olmuş öğrencilerimizin hepsinin bu üniversitede emeği var. Hepsine şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Bilimde, sanatta, sporda, eğitimde ülkemizin önde gelen üniversitesi yapmak için büyük bir atılım yapmak hedefimiz. Dünyanın ilk 500 üniversitesine sokmak
temel amacımız. 15 Temmuz'da ülkemiz ağır bir darbe teşebbüsüne, hain bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin birlik, beraberlik, tek vücut olması, sahaya inmesiyle bu hain darbe teşebbüsü akim kaldı, yerle bir oldu. Birinci öncelikli görevimiz, ülkemizin bu hain darbe teşebbüsünü yapan FETÖ örgütüne, bunun üniversitemizdeki bağlantılarına, üniversitemizdeki ilişkilerine yönelik birinci öncelikli vazifemiz bunları üniversitemizden temizlemektir.